Milletvekillerimiz, sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Silivri geçmiş dönem belediye başkanımız, geçmiş dönemler belediye başkanımız Sayın Özcan Işıklar kardeşim, içinde bulunduğumuz bölgenin geçmiş dönem belde belediye başkanı kıymetli Hayri Erça abimiz, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları ve yöneticileri, kıymetli meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız, STK temsilcileri, toparlamak istersem sevgili Büyükçekmece ailem, hoş geldiniz, günaydın. Şimdi ben bazen sözümü kısa kesmek istiyorum ama nasıl keseyim? 25 çeyrek asır sizlerle beraber ambargo altında Büyükçekmece'de hem hizmet vermeye çalıştık hem de Türkiye'nin iyi ilçesi yapmaya çalıştık. Bazen Ekrem Başkanım gözüme bakıyor, yeter diyor, fazla konuşuyorsun diyor. E ne yapayım, içim dolu ya, doluyuz doluyuz. Şimdi baştan ve peşinen Büyükçekmece halkının yeşile ne kadar düşkün olduğunu, bu nedenle sizin vekiliniz olan bizler de yaklaşık 30 yıldan beri yatay yapılaşmayı inat ve ısrarla yürüterek bu yeşili korumakta ne kadar kararlı olduğumuzu bildiğiniz için bir. İki, 46 yıllık belediyecilik hayatımın tamamı İstanbul'da geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurucularındanım. O günden bugüne çiftçilikle uğraşan bizim Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Arnavutköy gibi ve doğudaki uç ilçeler gibi çiftçilikle uğraşan on binlerce, yüz binler aile ve yüz binlerce vatandaşımızı hatırlayan, gören, ona el uzatan ilk belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Kendisine teşekkür ediyorum. Eğer başka bir dönemde büyükşehir belediye başkanlarımızın vatandaşımıza gelip mazot dağıttığına, fidan dağıttığına, tohum dağıttığına, gübre, şimdi biraz sonra yulaf ve hangi tohum? Arpa yulaf tohumu benzeri dağıttıklarına eğer belediye başkanı olarak, ki hep belediyeciyim, şahit olabilseydim allandıra ballandıra onlara da burada teşekkür ederdim. Ama diğer hizmetlerine ötürü teşekkür ediyorum. Hepsine, ne kadar belediyede hizmet yapan varsa. Bu mesele Covid'den sonra, tarım meselesi Covid'den sonra temiz gıdaya ulaşım ve Büyükçekmece gibi yeşili bol, yatay yapılaşmaya hakim, yeşili bol olgunun, şehirciliğin ve de tarımın ne olduğu daha net anlaşıldı. Yani Covid bizim dünya görüşümüzü, dünyanın dünya görüşünü değiştirdi. Ama 2019'da Covid başlamadan böyle bir darbe alacağımızı bilmeden Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanım ve ekibi, Özcan Işıklar arkadaşımızın Silivri'de başlatmış olduğu tarım faaliyeti ve bilimsel tarım üretimi çiftçiye, bu işte uğraşanlara teknik ve bilimsel anlamda hizmet etmeyi planlamış ve ben bildiğim için söylüyorum, siz de biliyorsunuz, yatırımları arasına almıştı zaten Ekrem İmamoğlu Başkanımız. Dolayısıyla sonradan hatırlanmış bir şey değil, planlı, programlı. Ben kent tarımına çok önem veren belediye başkanı olacağım demiştir. En çok çalışan büyükşehir belediye başkanı iddiasını devam ettirirken bunu da ortaya koymuş ve eylemini de fiilen yerine getirmiş İstanbul'un tek büyükşehir belediye başkanıdır. Hepsinden beraber görev yaptım. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Ne balıkçıyı unuttu, ne balık tutmak isteyen balıkçımızın oltasını unuttu, ne yırtık ağını unuttu,
tarımcımızın mazotunu unutmadı, gübresini unutmadı, fidesini unutmadı. Büyükçekmece'de tarlalardan bazen topluyorum. Giriyorum Soner'in tarlasına. Topluyorum, kendime alıyorum. Bir iki kasada yapıyorum. Ekrem Başkan'ın evine gönderiyorum. Bak diyorum, bunlar bizim. Bizim dediğimiz yer, bizim Büyükçekmece ailemizin bahçesinden geliyor. Fidesi senden, suyu Büyükçekmece Gölü'nden, toprağı da Allah'tan Büyükçekmece'de verilmiş. Dolayısıyla artık Covid'den sonra özellikle bu iklim değişikliği, iklim krizi 7,5 milyar insanı çok yakından ilgilendirdiğinden dolayı artık tarımın her çeşidi, önem kazanmış ve çok stratejik bir alana taşınmıştır. Yani tarım, bugün bu görüyorsunuz, Rusya müsaade edecek, gemiler buğday taşıyacak. Bu işi en iyi yapan Ukrayna, Yunanistan'daki öbürü şu bu duyacak. Veyahut da tahıl ambarı olması gereken, Allah her şeyi bize vermiş, akılda vermiş de kullanamıyoruz. Türkiye'ye oradan buğday gelecek, biz de ekmek yiyeceğiz. Veyahut da Moldova'dan, Polonya'dan ve diğer yakın bildiğimiz ülkelerden bize saman gelecek, işte yulaf gelecek, bilmem ne gelecek. Bunları söylerken de utanıyorum. Çünkü Allah bize ovalar, dağlar, tepeler, ırmaklar, nehirler vermiş. Alabildiğine Trakya Ovası, Anadolu'daki saymasına gerek yok bildiğiniz ovalar maalesef tarım dışı kalmış. Niye? Devletin tarım politikası olmamasından dolayı. Eğer bu ülkede bir değişim yapılacaksa, bu ülkenin, ben bunu 15-20 sene önce söylemiştim, bu ülkenin Mercedes'i tarımdır. Bu ülkenin Mercedes'i tarımdır, Audi'si turizmdir, BMW'si sanayidir, ama bu ülkenin Mercedes'i tarımdır. Avrupa'yı biz doyuracağız. Bizim peynirimizi Hollandalı yiyecek. Bu iddiayla ortaya çıkmayan bir akıl kaybetmeye mahkumdur. Biz Avrupa'yı doyuracak kapasiteye sahibiz. Yeter ki Allah'ın verdiği aklı, Allah'ın bize nasip etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içerisini arsa kabul edin. Bu arsamızı adam gibi, insan gibi bilimsel olarak kullanalım. Sözlerim bitti. Sayın Başkanım, tekrar Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Arnavutköy bölgemizdeki tüm çiftçiler adına bugüne kadar vermiş olduğunuz samimi destekten ötürü ve bunu sürdürülebilir bir proje haline getirerek önemli arkadaşları bu işin başına getirmiş olmanızdan dolayı çiftçilerimiz adına, tarım adına ve özellikle bölge halkım adına, ailemiz adına sizi gerçekten yürekten kutluyorum. Bunun devam etmesi lazım. Sadece hanımlar, beyler, sevgili basın mensubu arkadaşlarım, bana geçen de sordular, dediler belediye başkan adaylığına tekrar devam ettiğini biliyoruz. Özellikle de istiyoruz, reklamda olsun. Mega projeniz nedir diye sordular. Sevgili başkanım, benim mega projem bir, Büyükçekmece'yi korumak. İki, Büyükçekmece'nin çeperinde yapılmak 800 hektar, 80 bin dönüm alanda yapılmakta olan tarımı korumak, bu yeşil alanları korumak, Büyükçekmece'yi bir Esenyurt felaketinden kurtarmaktır mega projem dedim ve inanılmaz şekilde vatandaşımızın hoşuna gittim. Bir ikinci mega projemiz de hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamayacağı noktaya kadar kentsel dönüşümü ısrarla ve inatla devam ettirmektir. 48 bin konut yeniledik. 48 bin konut yeniledik. %30 kaldı. Onu da çözdüğümüz zaman Kumburgaz sahili başta olmak üzere beklemekte olduğumuz 2030'dan itibaren beklemekte olduğumuz büyük depremde, Büyükçekmece'de vatandaşımızın inşallah burnu kanamayacaktır.